Gaziantep Basketbol Kulübü Başkanı Deniz Köken, GRT'ye özel açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz sezon son haftaya kadar süren savaşta Darüşşafaka'yı yenerek ligde kalabildiklerini ve çıkan bu sonucun şampiyonluk olarak nitelendirilmesi gerektiğini belirten Gaziantep Basketbol Başkanı Deniz Köken, ligden düştü gözüyle bakanların takımın yazdığı tarihi itinayla izlediklerini söyledi. Asıl mesele biz bir yıl önce çok iyi bir sezon geçirdiğimiz için oyuncuların tamamı üst liglere gitti. Yeniden bir takım kuruyor. Yeniden takım kurmak demek bilinmeyen bir kutuyu açıyoruz. Öyle veya böyle 13 hazırlık maçı yaptık ama lig başka bir şey. O yüzden en önemli oyuncumuz da sakatlanmasıyla lige biz eksi birden başladık. 1-0 mağlup başladık. Tamam, toparlayalım dedik. Bu sefer de bizim sınırımızdaki hareketlilik buraya oyuncuların gelmesine engel olmaya başladı. Bu sefer oyuncular orada sınırınızda savaş var deyip gelmemeye başladı derken onu aldık gönderdik bir türlü gelen de takımla uyum sağlayamadı. Basketbol kolektif bir spor. Yani 5 kişi beyin olarak, gönül olarak birbirleriyle ortak hareket etmeleri lazım ki yensinler. Birinci galip gelmenin birinci yolu bu aslında. Ondan sonra teknik özellikleri ön plana çıkan bir yapı. İşte hocayı ve oyuncuların ağırlığını değiştirme konusunu işte ha düzeldi derken birazcık orada da geç kalındı. Yani hoca iyi bir adamdı ama eski hoca. Ama tutmadı mı? Tutmayınca hemen müdahale etmek lazım. Profesyonel düşünmek lazım. Duygusal düşünmemek lazım. Yine de biz profesyonel düşünüp geç de olsa müdahale etmek zorunda kaldık ligin içinde. Ondan sonraki süreçte birinci yer biliyorsunuz 2 galibiyetimiz var. İkinci yarı 8 galibiyetimiz var. Yani aradaki farkı da fark ediyorsunuz. Peki başkanım, şimdi koç değişikliği yaptık. Bunu biraz geç kaldık diyoruz. Tabii ki normal. Çünkü o da geçtiğimiz senelerde iyi bir arkadaş. Büyük bir arkadaş. Evet. Heyecanı yaşatan bir hocaydı. Hocanın dışında bazı oyuncular bize uyum sağlamadı. Göndermek zorunda kaldık. Evet. Yerine yeni oyuncular aldık. Bunun hakkında neler söylüyorsunuz? Yani işte diyorum ya, kapalı kutu gelen oyuncu. İstediğin kadar onunla ilgili istatistiği bilgileri al. Herkes dijital ortamda bütün oyuncuların istatistiği var. Var ama bu iklimine, buradaki takıma, evine, bunların hepsi otelini beğenmeyen, evini beğenmeyen, arabasını beğenmeyen, arkadaşını beğenmeyen bir yapı çıkabiliyor ya da bir anda buranın hastası da olabiliyor işte. Bu onun yüzden o oluşamadı ama ondan sonra oluşturduk aslında. Ondan sonraki seriyi yakalama sebebimiz takım birbirleriyle bir ahenk. Basketbol bir ahenk oyunudur aslında. Çok seyri çok zevk veren bir yapıdır. Mesela futbolda 1,5 saat seyrediyorsun, hiç gol görmeden bitiyor. Niye geldiğini bize anlamıyorsunuz sonra oradan. Ama basketbolda öyle değil. İniyor, çıkıyor, geri düşüyorsun, öyle düşüyorsun işte. Bir sayıyla kaybediyorsun ya da son saniye basketiyle ise Eskişehir'e son saniye basketiyle. Mesela dönüm noktamızdır bizim Eskişehir. Eskişehir'e kendi sahamızda vermiştik. Yani çok basit bir hatayla vermiştik. Ondan sonra. Orada da yine aynı şekilde son saniye basketiyle geri almış olduk yani onu. Mesela onu geri almasak Darüşşafaka galibiyeti bile bir işe yaramıyordu mesela. İşte onun biraz daha bütün fırsatları doğru değerlendirmek lazım. Başkanım, sezon içerisinde mutlaka zaman zaman konuştuğumuzda da dile getiriyordunuz aslında da maddi sorun yaşadık mı biz kulüp genelinde? Yine bir sıkıntı içerisine girdik mi? Ya girdik ama bizi sıkıntıya sokacak boyuta gelmedik. Yani bu iş bazen bir anda tutar, bazen tutmaz. Yani parayı bazen bulursun, bazen geç bulursun. Ama bulursun nihayetinde. Parasal, yani sporcuya yansıyacak bir parasal sorunumuz olmadı ama sıkıntı varsa biz çektik yani. Kendi bünyemizde çektik tabii ki ama sporcu bölümüne yansıyan öyle bir sorunumuz hiç olmadı. Son haftalarda gördük sizde bayağı stresli gördük böyle maçlarda. Şimdi şehrin Süper Lig'de bir takımını düşüren adam olmak kötü bir şey. İkincisi bu şehir Süper Lig'de bir takımı hak ediyor. 2,5 milyon nüfus var. Göçmenlerle beraber. Bunun neredeyse 1/3'ü genç. Onun için bu sene biraz daha altyapıyı da güçlendirerek Büyükşehir'le Basketbol AŞ'nin basketbol okulunu birlikte açıyoruz şimdi. Ortak açıyoruz. Basketbol AŞ'nin altında basketbol kursları devam edecek.
Yani bizim mutlaka altyapıya ağırlık vermemiz lazım. Yani Amerika'dan getir, oynat, sezon sonu onlar gitsinler. Amerika'dan getir, oynat, sonra gitsinler. Her sezon aynı hikaye. Yani bu iyi bir şey değil. Yani bu 116 takım var Süper Lig'de basketbolda. 10'ar kişi vardır, 160 kişi yapar. Bunun 3'te 2'si Amerikalıysa bu ülkede basketbolu nasıl geliştireceksiniz? Yerli oyuncuyu ön plana çıkartmamız lazım. Kategori koyarsın da bu sefer şart koşuyorsun, bu sefer yerli oyuncunun fiyatı artıyor. Bu sefer Avrupa liglerinde işte başarılı olmak için büyük takımlar Avrupa liglerinde başarılı olsun diye yabancı şeyini daha çok açıyorlar önünü. Açıyorlar ama bu sefer Anadolu takımları eziliyorlar bunun altında. Yani 3 milyon dolar takımla 25 milyon dolar takımın aynı ligde oynuyor olması biraz tuhaf aslında. Bunun dışarıda böyle mi bilmiyorum ama bana göre Avrupa'da, Amerika'da liglerin ekonomik büyüklükleri de aşağı yukarı birbirlerine yakındır diye düşünüyorum. Bizde aynı değil. Aslında bahsettiğiniz gibi başkanım, mesela Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi yüksek bütçeli takımların olduğu ligde bu sene kalmamız bir mucize. Tabii. Çünkü özellikle bu sene biraz daha fazla yatırım olduğu taraflarda özellikle her takım bir denk şey yaşadı. Başkanım, son maçta büyük bir duygu seli yaşandı. Herkes ağladı. Sizin de gözlerinizin dolduğu anlar söyleniyor. O anları bize anlatır mısınız, neler yaşadınız? Yani orası tabii bir mahşer gibi bir şeydi ondan sonra. Ama ben şu duygulandıran benim bir tanesi, İstanbul'daki Anteplilerin orada olması beni çok mutlu etti. Onların arasındaydım ben de seyirciler olarak. Yani o öğrenciler gelmişler, nasıl çığlık atıyorlar. İlk defa belki geldiler ama düşüyor diye desteğe gelmişler. Şu gün bile çok duygulandım. Çünkü çok önemliydi onlar. Hiç daha maçlarımızı seyretmemişler bizim ama düşüyor diye duymuşlar. Hep beraber geldiler. Yani bu çok önemli bir şey aslında. Demek ki sporun bu bölümü daha iyi kullanmamız lazım. Sadece galibiyetler üzerine, sadece günübirlik zevkler üzerine değil de takım ruhu seyirciyle birlikte olunca oluyor. Şehirle bütünleşince oluyor. Kuru kuruya olmaz bu işler. Galip geldi, gitti, sezon kapandı. Unutuldu, gitti. Bana göre unutulmadı. Son maç unutulacak maç değil. Çünkü oradaki seyirci futbol, basketbolculardan daha heyecanlıydı. Başkanım, yeni sezon öncesi yani yapılanma nasıl olacak? Nasıl bir bu sene Koç Stefano Sürdes'e bırakılmıştı. Çünkü bir başarı elde edilmişti. O bizim hatamızdı. Evet, oyuncular. Onu ben kabul ediyorum yani, evet. Hatamızdı. O olmaz. Bugün o gitti, ne oldu? Bütün her şey bitti. O zaman bizi de ikna edecekler. Takımı yaparken birlikte yapacağız. Yani böyle bir lüksümüz yok. Yani bu sene öyle bir şey yapmam. Ama daha da sıkıntıya girmeyecek bir altyapıyla Gaziantep basketbolu çok bu ligde artık oturtturacağız inşallah. Peki başkanım, geçtiğimiz sezon belli bir bütçemiz vardı. Bu sene bütçe artırımını... Yok, hangi bütçeyi çözelim. Bu geçen seneki işte gitgellerle daha da sıkıntı yaşadık. Onlar da olmayacağı için bu sene daha itidalli bir bütçeyle, itidalli kadroyla biz daha iyi işler yapacağız inşallah. Hocamızla devam edecek miyiz? Edeceğiz inşallah. Son olarak başkanım, taraftara bir mesajınız var mı söylemek istediğiniz Gaziantep halkına? Çünkü onlar da çok istiyorlar, böyle bir takımın ligde kalmasını çok istiyorlar. Basketbol kültür sporu aslında. Yani bu şehirde 3 tane üniversite var. Şimdi 4 olacak tekrar. Şehirde 550 bin ortaöğretim öğrencisi var. Bu kadar çalışan bir kesim var. Hafta sonları ayrıca gidilebilecek bir sinemanın, tiyatronun dışında bir basketbolumuzun olması da salon sporu olarak bana göre şehre artı değer katacaktır. O yüzden buna sahip çıkılması lazım. Yani Şahin Bey spor salonu 7000 kişiyi alabiliyor. O yüzden biz bu sene duyurularda da moralimiz hep bozuk olduğu için yapmadık da yani onu da şey oldu. Yani bizim de motivasyonumuz düştü. Yani 3-4 binin altında oynamamamız lazım normalde. Bu sene de öyle olacağına inanıyorum. Hem destek vermiş oldular, hem çocukları basketbolu sever, belki basketbolla ilgilenirler. Ben her çocuğun spor yapmasından taraftarım. Yani liseyi bitirdiğinde bir lisansı olmalıdır elinde, bir spor dalında çocuğu mutlaka. Sonra yapar veya yapmaz ama lise döneminde çocuk bir lisans çıkarsın, atletizmden çıkarsın, ekstrinden çıkarsın, basketboldan, voleyboldan, handboldan. Yüzlerce branş var. Mutlaka yapsın. Bu ileriki yaşamımızda bize çok faydası olacak bir konu. Biz
sporu sadece seyirlik değil, yapmalık kullanmamız lazım. Yani onu futbol seyircisi, şimdi 100 bin seyirci maç seyrediyor. 100 binin %10'u spor yapsa düşün bak. Evet. Yapmıyor ama yani. Yapmıyoruz. Bu sağlık için önemli, kültür için önemli, birbirimize iletişimimiz için önemli. Yani neresinden bakarsanız hepsinde var. O yüzden bizim basketbolu sokağa da çıkarmamız lazım. İşte orası tuttuğunda sokağa da çıkacak, okullara inecek. İşte geçen sene tehlikeli dönemlere giriş çıkış yaptığımız için okullarla da çok fazla ilgilenemedik hala. Evet, can derdine düştüğümüz için. Şimdi bunun bu sene onlar da olmayacaktır. Takımların okullarla olan ilişkisini daha da hızlandıracağız. Daha önce yapmıştık okul çalışması. Her hafta bir liseye gidiyorduk. Aslında bu sene iki defa gidebildik. Yani evet. Sıkıntımız olduğu için de başka işlere ilgilenemedik.